Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler Arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam etmekte ve şimdi sizlere Gümüşhane'den seslenmekteyiz. Her zaman olduğu gibi sektörünün en iyilerinden birine Köprü Kafe'nin konu olduk. Yanımızda işletme sahibimiz Necati Bey bulunmakta. Merhabalar efendim. Nasılsınız? Merhaba. İyi. Çok şükür. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Bizlerdeyiz. Necati Bey, ürün ve hizmetlerinizden bahsetmeden önce değerli izleyicilerimize sizi tanıtmak istiyorum. Necati Bey kimdir? Kaç yıldır bu sektörün içerisinde hizmet vermektedir efendim? Bir yıldır bu sektörün içerisindeyiz. 2013 yılından beri bu sektörün içerisindeyiz. Daha önce bu sektörle alakalı herhangi bir eğitim veya bir geçmişim yok. Bu sektörden daha önce öğretmenlik yaptım bir dönem. Bir sene kadar. Bu sektörde tamamen yeniyiz. 2013'te başladık bu sektöre. Bizim için de yeni bir sektör oldu. Yeni bir uğraş, yeni bir eğlence. Başladık. Sektöre adım attınız. Evet, evet. Köprü Kafe'yi 2013 yılında kurdunuz. Burada verdiğiniz hizmetler nelerdir Necati Bey? Burada verdiğimiz hizmetler yemek, içecek ve kafe eğlence. Ve restoran evet, kafe olarak. Ve restoran olarak yemek ve içecek olarak verdiğimiz hizmetler var burada. Bunun yanı sıra toplu organizasyonlar, eğlenceler, partiler, balolar, düğün, nişan. Ve bunun gibi bütün organizasyonlara da hizmet zaten veriyoruz. Zaten gruplara da hizmet anlamında localar oluşturmuşsunuz. Grup ağırlıklı, hani oturabilmeleri kendi aralarında rahat hareket edebilmeleri adına. Burada çok güzel görsellerimiz bulunmakta. Oldukça geniş bir ürün yelpazesine sahipsiniz. Evet. Biraz ürünlerimizden bahsedelim. Öncelikle ben kuymak dediğiniz farklı bir tarz olarak bundan bahsetmenizi istiyorum. Evet, kuymak Gümüşhane'ye has. Tamamen Gümüşhane'ye ait bir yöresel bir yemeğimiz. Farklı bir lezzet. Türkiye'nin herhangi bir yerinde bulamazsınız bu lezzeti. Yapımı nasıl oluyor? Yani diğerinden ayrılan, mıhlamayla ayrılan farkı nedir? Mıhlamayla ayrılan farkı, mıhlamada peynir ve tereyağı kullanılır. Bunda sütün kaymağından ve unla ikisi birlikte kuyma oluşturuyor. Mıhlamadan daha farklı. Lezzet olarak da farklı. Tabii ki biraz daha kilosuna dikkat etmek isteyenler, kolesterol olanlar biraz daha uzak durabilirler tabii. Biraz daha yağlı ve ağır bir yiyecek olduğu için. Ama tadı çok güzel diyorsunuz. Evet, tadı çok güzel. Tadınca da göreceğiz zaten. Şu önünüzde bulunan yoğurtlu. Evet, bir yöresel bir yemeğimiz nedir? Daha var. Bu da siron. Siron da dediğimiz gibi yufka ve çökelekten yapılan bir yöresel yemek. Bu da güzeldir. Tadınca zaten tavsiye onu da ediyoruz. Göreceğiz. Tadınca evet. Bu kuymağa göre daha hafif. Hani genellikle kahvaltı ve ara öğünlerde yenen bir yemektir. Necati Bey, saç kavurmamız da bulunmakta. Biraz bundan da bahsedelim. Evet, saç kavurmamız da yine Gümüşhane'ye has. Gümüşhane'de yetişen hayvanlardan elde edilen et. Tabii ki diğer bölgelere göre farklı bir lezzeti var etimizin de. Bu eti biz oldukça taze kullanmaya çalışıyoruz. Belirlediğimiz kasaptan alıyoruz. Her zaman aldığımız bir kasap. Etin saç kavurma olabilecek yumuşak kısımlarından alıyoruz. O şekilde tercih ediyoruz. Sunumumuz müşteriye her zaman sıcak gitmesi için sürekli ateşle birlikte gönderiyoruz. Oldukça, lezzeti de yerinde olsun. Evet, oldukça lezzetli bir ürünümüz yine. Burada çıkarttığımız lezzetli bir ürünümüz. Müşterilerden bugüne kadar da herhangi bir olumsuz bir tepki almadık. Gayet beğenilen, gayet de sevilen bir ürünümüz. Sigara böreğimiz bulunmakta, gözlememiz bulunmakta. Evet, sigara böreği ve gözleme. Yine onlar da tamamen Gümüşhane has olmasa da sonuçta içerisindeki peynir, patates. Tabii ki de onlar da Gümüşhane'de. Evet. Evet, onlar da Gümüşhane'de yetişen ürünlerden kullanıyoruz. Onlar da seviliyor ve gayet de lezzetli buluyoruz. Özellikle biz kendi adımıza. Evet, geniş seçenek sahibi olduğunuzu görüyoruz. Buradan da daha sonra tadacağız biz de güzel lezzetlerinizden. Evet. Ürünlerinizi nerelerden temin eder ve alırken nelere dikkat edersiniz efendim? Ürünlerimizi içecek olarak genelde tanıdık, bilindik. Genelde müşterilerin tavsiye ettiği, müşterilerin özellikle istediği ürünleri kullanıyoruz. Marka olarak söylemeyeceğim ama hani söyleyebilirsiniz. Marka olarak Türkiye'de özellikle sevilen ürünler, özellikle sevilen markalardan kullanıyoruz. Bunun yanı sıra ızgaramız tavuk yine Türkiye'de ünlü bir marka olarak
kullanılan. Sağlık açısından da çok önemli. Kesinlikle. Tabii ki. Sağlık açısından da günlük alıyoruz etimizi de. Tavuğumuzu da etimizi de günlük alıyoruz. Zaten pişme süresi, pişme esnasında sunum şekli sipariş üzerine olduğu için sıcak ve taze geliyor müşterinin önüne. Dediğimiz gibi bunda da herhangi bir olumsuz tepki almadık müşterilerden. Bu gayet ünlü olmanıza rağmen bu sektörde başarıyla ilerliyorsunuz. Evet. Kaç metrekarelik alanda hizmet vermekteyiz Necati Bey? 200 metrekare kapalı alanımız var. Bunun haricinde özellikle havaların sıcak olduğu dönemde kullandığımız iki dönüme yakın bir açık alan, bahçe alanımız var. Bu alanda yazları gayet keyifli kullanabilecek bir ortam. Kesinlikle. Yazları burada kuş seslerinden, doğanın çekici gelen bütün faktörleriyle insanları rahatsız edecek düzeyde bir ortam. Kuş sesleriyle özellikle bunu daha önce de yaşanmıştık. Kuş seslerinden rahatsız olan müşterilerimiz bile vardı. Buraya gelen, buraya bugüne kadar gelen bütün müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da kendilerini yine burada ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Her zaman burayı bekliyoruz. Kesinlikle. Her zaman bu güzelliği görmelerini tavsiye ediyoruz. Ben de henüz sizlerle tanışmamış değerli izleyicilerimize bir davete bulunmak istiyorum. Değerli izleyiciler, Gümüşhane'den, Köprü Kafe'den seslendiğimizi belirtmiştik. Geniş ürün yelpazeleriyle, samimi güler yüzlü ve kaliteli hizmetleriyle buraya beklenmektesiniz efendim. Gayet keyifli, rahat, güzel bir ortam. Burayı görmeniz bizlerin de mutlak tavsiyesidir. Zaten gelinip görüldüğünde fazla da söze gerek kalmadığını anlayacaksınız. Efendim bizleri ağırladınız. Çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam edecek. Gümüşhane, Köprü Kafe'den aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz Merkez Stüdyoları'nda efendim.